Merhaba, ben Justin McKee. Meskem araştırmalarında başkan yardımcısı ve kamera mühendisleri takım başkanıyım. Curiosity'den son haberlerle karşınızdayım. Curiosity ile yaptığımız yolculukta en heyecan verici şeylerden biri, gezginci robotun bir sürü fotoğraf çekmesiydi. Gezginci robottaki fotoğraf makineleri ve kameralar hakkında birkaç soru aldık. İşte, şimdi bu soruları cevaplayacağız. Gezgincimiz Curiosity'de 17 tane kamera bulunmakta. Bu, NASA'nın bugüne kadarki herhangi bir gezgincisinde bulunandan daha fazla demek. MARD ile, yani Mars İniş Görüntüleyicisi ile başladık. Onun Mars'a iniş yaparken çektiği fotoğrafları belki hatırlarsınız. Onun haricinde, mekanik kolun ucuna takılı olan Mali aracımız var. Onunla renkli ve yüksek çözünürlüklü yakın çekim fotoğraflar yakalayabiliyoruz. Aşağıda ise zarardan kaçınmak için kullandığımız HESCAM'ler var. Bunlardan 4 tane önde, 4 tane de arkada bulunuyor. Bunlar da sahanın ve gezgincinin tekerleklerine yakın alanların fotoğraflarını çekiyorlar. Yukarıda direğin üstünde ise görevdeki fotoğrafların çoğunu çeken makineler var. Bunlar navigasyon kameraları. Bu kameraların çektiği fotoğrafları kullanarak gezginciyi ne tarafa ilerleteceğimizi buluyoruz. MEST kameraları var. Bunlar jeoloji araştırmaları için kullanılan renkli görüntüleyiciler. Ve son olarak da uzaktan kumandalı mikroskobik kameramız var. Bu kamera, CAM-CAM aracının bir parçası ve gezgincinin yüzeyde bıraktığı lazer izlerini takip etmek için kullanılıyor. Gezginciden gelen siyah beyaz fotoğrafların çoğu, HESCAM'ler veya navigasyon kameraları gibi mühendislik kameralarından geliyor. Bunların siyah beyaz veya bizim deyişimizle gri ölçekli olmalarının sebebi, gezgincinin önüne çıkan kaya ve benzeri engelleri saptamak için yeterli görüntüyü sağlıyor olmaları. MESTCAM gibi diğer cihazlarsa renkli. Bunların renkli olmasının sebebi ise, bilim insanlarının fotoğraflardan edindikleri renk bilgisini, toprağın ve kayaların maddesini belirlemekte kullanıyor olmaları. Gezgincide iki çeşit kamera var. İlki, 1 megapiksel siyah-beyaz olan. Bunlar mühendislik kameraları. İkincisi de 2 megapiksel olan renkli bilim kameraları. Evet, çoktan videolar çektik bile. Gezginci iniş yaparken çektiğimiz videoların yanı sıra, elekte toprak sallarken çektiğimiz videolar var. Daha fazla video olmamasının sebebi de, video dosyalarının çok büyük olması ve her gün belli bir indirme sınırımız olması. Bu yüzden bilim insanları, keşifler esnasında fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Gezginci, panoramik fotoğrafları aynen sizin cep telefonunuzla çektiğiniz gibi çekiyor. Yani fotoğrafları tek tek çekip birbirine bağlıyor. Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları panoramik bir görünüm alacak şekilde bir araya getirdiğinizi düşünün. Gezginci de aynen böyle. Her fotoğraf karesinde hareket ediyor, ardından biz de bu resimleri bir araya getiriyoruz. Gezginci, robot kolunu kullanarak kendi fotoğraflarını çekebiliyor. Kol, 2 metre uzunluğunda olduğu için kamerayı uzakta ve yüksekte tutabiliyor ve kendini çekebiliyor. Buradaki fotoğraf sanki tek bir geniş açılı kamera tarafından çekilmiş gibi duruyor. Ama aslında birçok fotoğrafın bir araya getirilmesinden oluşturuldu. Bu animasyonda da görebileceğiniz gibi, gezginci kol, kameranın arkasındayken güvertenin fotoğrafını çekiyor. Daha sonra yerin fotoğrafını çekmek için kolu 180 derece çeviriyoruz. Bu fotoğrafları çekerken kol yine kameranın arkasında kalıyor. Ve bütün bu resimleri bir araya getirdiğimizde kolu görmüyorsunuz. Umarım verdiğimiz bu cevaplar, kameralar ve Mars'taki robot fotoğrafçımız Curiosity hakkındaki sorularınızın bir kısmını cevaplamıştır.